Gönülden arayan insan için Allah her an ulaşılabilirdir. Allah'ı bulan neyi kaybeder? Ve onu kaybeden neyi kazanır? Hikemi Atayiye Onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şeyi bulmaz. Bulsa da başına bela bulur. Said Nursi Ulaşılmazdır çoğu kişi için kimi insan koca bir holdingin patronu örneğin ya da bir başbakan. Öyle her isteğinizi iletemezsiniz. Her istediğinizde görüşemezsiniz. Görüşebilir biriyseniz bile günlerce hatta haftalarca beklemeniz gerekebilir. Belki size hiçbir şey vermemiştir ama karşısında ezilip üzülürsünüz. Allah'a dua etmek ya da ondan bir dilekte bulunmak isteyip de sırada beklediğini ya da dikkate alınmadığını hatırlayan biri var mı? bugün git yarın dua et cevabıyla karşılaşan ya da Allah şu an çok meşgul veya tatilde gibi bir söz ile her istendiğinde ulaşılmıyor mu Allah'a? Şayet gönülden yalvarmışsa bir kul cevap almıyor mu duasına? Ya da bilmiyor mu Rabbinin her an onu duyduğunu, halini bildiğini, onu sınayıp imtihan ettiğini? Bir şeyi nasip edecekse, yeryüzündeki tüm insanlar bir araya gelse dahi buna engel olamayacaklarını. Bir şey de nasip etmiyorsa, şayet onu verebilecek başka kimsenin olmadığını. Bu yüzden başına gelen herhangi bir kötülük için neden ben diye sorma. Ya da sana kötü görünen her şeyi kötü sayma. Nedeni sensin zira. Merhametli ve şefkatli Allah'ın adıyla. Bu kendi ellerinizin üretip önden gönderdiği yüzündendir. Allah kullara asla zulmedici değildir. Ali İmran Suresi 182. Ayet Allah kullarını bazen türlü imtihanlarla zorluk ve sıkıntılarla sınar. Bazen de insanlar bu dünya hayatında yapmış oldukları bir takım hataların bedelini öderler. Her ne durumda olunursa olunsun, Allah'tan yardım dilemeyi ve Allah'a yönelmeyi hayatın temel prensibi edinmek gerekir. Kul, Allah'a dayanıp güvenirse ve gerçek dost olarak sadece Allah'ı bilirse mutlaka yardım görecektir. Ancak pek çok kişinin yaptığı gibi Allah'ı sadece zor zamanlarda hatırlamak ve çaresiz kalındığında ona dua etmek samimiyetsizliktir. Zorda ve çaresiz kaldığı anlarda Allah'a yakaran sonra sıkıntısı giderildiğinde tekrar eski hayatına dönerek Allah'ı adeta unutan sayısız örnekle karşılaşırız. Bu gibi örnekler tekrar çaresiz kalana kadar Allah'a hiç düşünmez ve hatalardan uzak durmazlar. Oysa kulun Allah'a muhtaç olmadığı tek bir an dahi yoktur ki, kul sadece ihtiyaç duyduğu zaman Allah'a yönelsin. Merhametli ve şefkatli Allah'ın adıyla Yemin olsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf suresi 16. ayet. İnanan bir kul için dua etmek çok önemlidir. İnsan sadece zora düştüğü anlarda değil, her an Allah'a yönelip ona dua etmelidir. Dualar gönülden ve samimi bir biçimde yapıldığında Allah mutlaka en olumlu ve güzel bir biçimde cevap verecektir. Dualarda dünyevi maddi isteklerden çok hem bu dünya hayatında hem de ahirette hayırlı iman ve ihlas sahibi kullardan olunmasının dilenmesi ve Allah'ın bize sunmuş olduğu sayısız nimet ve imkandan dolayı sürekli olarak şükredilmesi gerekir. İstenilen mal mülk kişiyi bu dünya hayatında saptırarak azgınlık yapmasına sebep olabilir. Bu yüzden istenilen her şeyde hem dünya hem de ahiretimiz için hayırlı olanı dilemeliyiz. Kula düşen Allah'a gönülden bağlanarak dua etmektir. Neyin hayırlı ya da nasip olacağı sadece Allah'ın bilgisindedir. Merhametli ve şefkatli Allah'ın adıyla. Kullarım beni sana soracak olurlarsa gerçekten de ben pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin çağrısına cevap veririm. Öyleyse onlar da bana cevap versinler ve bana inansınlar ki doğruya erişsinler. Bakara Suresi 186. ayet. Bakara Suresi 186. ayet.